Kevser Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam yine zor konulardan birine giriyoruz galiba. Evet, Torların, doğru. ışıkların ülkesi Anadolu. Şimdi herkes diyecek ki Evet. nedir bu torlar? Ama bilmeyecekler ki Kevser Hanım'ın Tor adlı bir kitabı da var. Yani nedir bu Evet. tor demeyin. Çünkü Kevser Ya. Hanım'ın bununla ilgili gerçekten güzel de bir kitabı var. İçeriğini ben okudum. Yani bir sinemacı gözüyle açıkçası çok gizemli bir filme bile dönüştürülebilecek bir hikayesi var bence. Çok beğendim. İnşallah yani Evet. 2016'da yazıldı. İlk defa belki de tor nedir o açıklanacak. Şimdiye kadar hiçbir yerde söylememiştim çünkü tor ne Evet. demek. Toru genelde şeyle karıştırıyorlar. Hani tor Tevrat'tan mı geliyor? Değil. Aslında Anadolu'dan. Bir de yükseklerin ülkesi dedik. Neden yükseklerin ülkesi? Bunu da öğreneceğiz bu akşam tabii. İnşallah. Ama yani yüksekler biliyorsunuz Allah'a, Tanrı'ya, Yaradan'a yakın olma hissiyatı. Yani elle yapılmış bir Göbekli Tepe var. Hani elle yapılmış. Yani yükseğe çıkma piramitler. Yükseğe çıktığımızda ona daha yakın olacağımızı düşünmüşüz. Belki de öyle düşündüler. Bu arada ben sadece Tor'u değil sizin diğer kitapları da göstermek istiyorum açıkçası. Evet, Şöyle. evet. Açıkçası bu da devam kitabıydı sanırım. Utra. Ben onu ilhamla yazdığım için o kitapları bir anda geldi. Yani ben öykü roman yazarı değilim. Öykü roman yazarı olmak biraz daha nitelik gerektiriyor yazarlıktan. Normal bir konuyu anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz de ama öykü ve romanın başını ve ortasını ve sonunu çok iyi bağlamanız gerekiyor. Ben onu ilham yoluyla yazdığım için hani fazla zorluk çekmedim. O kadar, onunla kaldı zaten. Bugün bir dostumuzla konuştuk da bununla alakalı, yani kitap yazmak çok kolay bir iş değil açıkçası. Hani çok Evet. konuşmacı var şu anda günümüzde. Konuşmacı olmakla kitap yazar olmak, yazar olmak çok farklı boyutlar bence. Onu içselleştirmek, o konunun içerisinde gezmek, ki siz yani öyle bir yazarsınız zaten. Hani bir konuyu gerçekten Estağfurullah. içselleştirip hatta trans haline geçip kitaba içine giren insanlardansınız bence. O yüzden kitap yazmak özel bir konu. Özel kitap yazmak gerçekten bir yetenek. Bu akşamki konuyu açıkçası Kevser Hanım'la birçok konu arasından bu akşama değer gördük. Evet. Açıkçası bizi heyecanlandırdı bu konu. O yüzden onu öne alalım istedik. Anadolu'nun gizemlerini, yani mucizelerini konuşalım istedik. Söz Kevser Yeşiltaş'ta diyorum. Şimdi öncelikle bizi dinleyen kıymetli dostlara hoş geldiniz diyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun. Söyleyecek olduğum tüm sözlerin liyakatinde olmayı talep ediyorum ve haddimi aşmaktan her zamanki gibi edep ederim. Bu akşamki konumuz Anadolu. Üzerinde yaşadığımız yarımada. Biz şu an Anadolu'da yaşıyoruz. Ancak şimdi bizi izleyen ya da sonradan izleyecek dostlarımız var. Başka ülkelerde olan dostlarımız da Anadolu kökenliyse biz dinler ki onlar da Anadolu'da yaşıyorlar. Çünkü Anadolu topraklarının tesiri altındalar. Anadolu toprağının suyu, toprağı, havası onlara da bize olduğu kadar onlara da sirayet ediyor. Yani uzaklıkların, mesafenin hiçbir önemi yok. Onları da kapsıyor. Kesinlikle işte ben Anadolu'da değilim diye hayıflanmamalarını tavsiye ederim ya da önerebilirim. Senin toprağın, kanın, canın bu topraklardaydı. Sen de Anadolu'dan güç ve kuvvet alıyorsundur. Evet, Anadolu. Yani işte Anatolia. Anlamı çok önemli. Anatolia demek işte eski Yunanca'da doğuş, çıkış, diriliş, kalkış, yani ayağa kalkmak demek. Güneşin doğduğu yer demek. Fakat bu güneş batıni sırlarda uyanışın, kıyamın simgesi. Anadolu'nun anlamı bu. Bu kadar net, basit bir anlam. Çok açık bir anlam. Yani yoruma bile ihtiyaç yok. Diriliş. Yani zaten hani dizilerde de konu oluyor diriliş diye. Anadolu topraklarında gerçekten de diriliş. Şimdi konu başlığımız Tor. Tor'un ne olduğunu ya da nedir hemen onu aktarmak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki Akdeniz bölgesinde Toroslar var. Ege Denizi kıyılarından başlıyor. Van Gölü'nün güneyine kadar uzanıyor. Ne muazzam, ne haşmetli dağlar. Hani ilkokul, ortaokul, lise çağlarında hep bize öğretildi bunlar.
Toros aslında boğa demek. Taurus. Zaten astrolojiyle ilgilenen dostlarımız bilir. Taurus, Taurus boğa anlamında. Taurus, Toros boğa demek. Neden peki boğa? Yani kartal değil, aslan değil de boğa. Toros kelimesinin kökenleri niye baktığımızda işte Arami dilinden geliyor. Tür demek. Tür Arami dilinde hem boğa demek hem dağ demekti o vakitlerde. Neden boğa diye soracak olursak işte Urartuların Hurri kökenli dağ fırtına tanrısı Teyişeba. İşte onun kutsal hayvanı boğaydı. Hattilerin baş tanrısı Taru bir dağ üzerinde oturur ve yanında da kutsal hayvanı boğa olurdu. Boğa, evet. Milattan önce 4500 yıl önce, 4000 milattan önce 4500 yıllarında evcilleştirildi boğa, öküz denilen hayvan dostumuz. Çok seviyorum zaten ben boğaları, işte sığırları, inekleri. Yani 6500 yıldır insanlarla beraber, insanlara etiyle, gücüyle hizmet eden bir hayvan dostumuzdur boğa. Tarımda kullanıldı, etinden, gücünden kullanıldı. İnsanın eli ayağı gibi olan bir hayvan dostumuz boğa. Torların ülkesi, yani boğaların ülkesi Anadolu'da buradan geliyor. Ezoterik ve spiritualist bakış açısıyla bir de batini olarak ele alırsak torların ülkesi, boğaların ülkesi, ışıkların ülkesi, yeniden doğuşun ve güneşin doğduğu yer olarak gösterilen topraklar Anadolu. Peki neden boğa demeye devam edecek olursak, kadim Mısır'da kutsal kabul edilen bir hayvandır boğa. Yani dünyanın birçok yerinde, farklı coğrafyalarda ve farklı zaman dilimlerinde boğa çok kutsal bir hayvan olarak görüldü. Boğaların tanrısı Apis, tanrıça Isis'i temsil etti. İşte boynuzlar arasında bir güneş ve ay diski taşıyan Apis, ölüm ve yeniden doğum tanrısı olarak kabul edildi Mısır'da kadim zamanlarda. Birçok kültürde yeniden doğuş, tekrar doğuş aslında bir inanış değil, bir bilgi de değil. Bir felsefik konu ya da tartışılacak böyle bir doktrin de değil aslında. Biz öyle zannediyoruz. Tekrar doğuşa inanıyorum ya da tekrar doğuşa inanmıyorum diyoruz. Böyle bir bilgi var. Aslında böyle bir şey değil. Tekrar doğuş ve yeniden doğuş aslında bir bilinç. Boğa da yeniden doğuşun simgesi. Anadolu yeniden doğuşun ana coğrafi bölgesi. Yani yeniden doğuş bilincinin ortaya çıktığı, ortaya çıkacağı ve ortaya çıkıyor olduğu bir yenilenme, tazelenme bilincidir. Bu bir bilinç, yani şuurlanmadır. Tekrar doğuş bir bilinçtir ve şuurlanma bilincidir. Ve Tor bu bilincin ortak ismidir. Boğa da bu ortak ismin kullanıldığı bir simgedir aslında. Şimdi onların ne olduğunu anlatmak istiyorum. Mezopotamya'da ay tanrısı Sin var. Sümer mitolojisinde Nanna olarak biliniyor. Işık ve aydınlatıcı anlamına geliyor. Çok bilindik bir isimdir Sin. İslam öncesi Arabistan'da da Sin adında ay ve zenginlik tanrısı vardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yasin olarak geçer sure ismi. İşte ay tanrısı Sin boğa biçimindeydi. Tekrar doğuşun simgesi olarak kullanıldı. Mısır'da da ay tanrıçası yıldızların boğası olarak kabul edilir. İşte boğanın başka ortak özellikleri de var. Şimdi onları da anlatacağım. Çok önemli. Boğa aslında bir külttür. Kült. Kült demek yani yaygın ve aşırı bağlılık. Dünyanın birçok medeniyetinde boğa bir kült olarak kullanılmış. İşte milattan önce 2700 yıllarında Girit olmak üzere Kıbrıs, işte İtalya'ya bağlı olan Sardunya Adası, Malta Adası, boğa kültü oralarda çok yaygın. Bugün bile hatta Malta Adası'nda
kötülükleri uzak tutmak, yani def etmek için ev duvarlarının yüksek noktalarına boğa başları, boğa boynuzları asılır. Hatta bu Anadolu'da da yaygındır. Hattuşa kentinin gök tanrısının şapkasında. İşte ön dış kenarında 6 boynuz var. Ve Hitit ülkesinin en büyük gök tanrısı Teşup. Onun da şapkasının ön ve arka kenarlarında 12 adet boynuz bulunmakta. Bunlar boğa boynuzları. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Ama parça parça olduğu için bunları birleştirip de aslında ele almak lazım. Yani parçaları birleştirdiğinizde bir bütün ortaya çıkıyor ve resmi bir bütün olarak görebiliyoruz. Yani parça parça Mayalarda boğa, Kadim Mısır'da boğa, Mezopotamya'da boğa, Anadolu'da çok yaygın boğa, Kıbrıs'ta, Malta Adası'nda, Sardunya Adası'nda. Ama bunları parçaları birleştirdiğimizde boğanın ya da Tor ya da Anadolu'nun önemi ortaya çıkıyor. Şimdi bizim tarihimiz, bu saydıklarım bizim hep sizin tarihi aslında. Anadolu'nun toprağında yer alan medeniyetin tarihi. Onlardan bahsediyorum. İşte Hititler'de boğa en büyük tanrı, gök tanrısıydı. Yeniden yaşama gelmeyi simgeledi. Boğa tanrı sembolü olarak kullanıldı. Boynuzları birçok simgelerde yer aldı. Yunan mitolojisinde biliyoruz ki hani çok resmedilir, gözümüzün önüne hemen gelir. Ölümlü bir kıza aşık olan Zeus boğa şekline girmiştir. Hı hı. Ve onun peşinden koşmuştur. Şimdi size daha da ilginç bir şey söyleyeceğim ve sonra da Anadolu'nun boğa ile batini konusuna geçeceğim. Şimdi Taurus yani boğa takım yıldızı var gökyüzünde. Bu bilimsel bir bilgi zaten. Kuzey yarım kürede görünür. Ve kışın gökyüzünde görünür. Yani yakın bir zamanda zaten görmeye başlayacağız. Bu takım yıldızının en parlak yıldızı Aldebaran'dır. Birçoğumuz bilir Aldebaran. Arapça evet. Kökenli bir isim. Ve takip eden anlamına gelir. Yılda bir kere denk geliyor. Geçen onun evet. yayınını yapmıştık biz. Güçlü metinle hatta. Aldebaran denk evet. gelmişti. Aldebaran çok sevilen bir yıldız ve işte hı hı. takip eden anlamında ama neyi takip ediyor? O çok önemli. Bir de evet onu da şimdi anlatacağım. İşte hiçbir şey tesadüf değil. Kışın yani kış aylarında Anadolu'yu takip eden bir yıldızdan bahsediyorum. Aldebaran sadece Anadolu'yu değil Orion takım yıldızına baktığı için Orion takım yıldızını da takip eder. Bir de Pleiades denilen yedili yıldızı da takip ettiği için büyük ve sırlı bir anlam oluşturur. Yani Orion, Pleiades ve Anadolu'yu takip eden bir göz şeklindedir Aldebaran. Bu Pleiades denilen yedili yıldız takımı böyle yedili kız kardeş ya da yedi kandilli Süreyya olarak da biliniyor. Yedi kız kardeş yani yedi yıldız. Yedi kız kardeş. Hmm. Evet. Yalnız yani. Bu yedi kız kardeş birçok öğretide, birçok medeniyette yani, mevcut. Evet. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. İngiltere'de belli bölgenin ismi Seven Sisters'tır. Yani ne kadar önemli. Yedi. Bir evet. günde olmazsa rakamları ve sayılarla ilgili de bir canlı yayın yapabiliriz. Çünkü yedili sistem dünyanın işte ilahi sistemi aslında. Birçok şey yedi. Kur'an-ı Kerim'de zaten tekrarlanan yedidir biliyorsunuz. Şimdi bu Aldebaran yıldızına bakıyor görünümünde. Yani öyle görünüyor. Yani baktığımızda öyle görünüyor. Boğanın gözüdür Aldebaran ve Anadolu'yu izler. Babil astronomisinde Taurus yani boğa takım yıldızı cennetin boğası ya da göklerin boğası olarak bilinir. Yakın bir yer zaten Babil ama kadim zamanlarda. İşte bu saydığım medeniyetler böyle farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde olsa da ortak olarak hep boğayı kullandılar. Boğa, boğa hayvanını. Çok güzel bir dostumuzdur aslında. Şekil olarak da çok güzeldi. Bu bir tesadüf olamaz. Zira Anadolu boğadır. Yani torların ülkesi, boğaların ülkesidir. Peki boğa neden bu kadar önemliydi? Neden mağaralara çizildi, lahitlerin üzerine kabartma yapıldı, resmedildi? Yani çok güzel bir hayvan olduğu için ya da
insanlara çok yakın olduğu için mi? Boğanın simgelerini hemen hemen tüm kültürlerde görüyoruz incelediğimizde. İşte yeniden doğuşun, doğurganlığın, yaşamın ve göklerin simgesi olarak hep karşımıza çıktı. Öncelikle boğa nasıl bir hayvan onu şimdi söyleyeyim. Hani dostlarımız belki unutmuş da olabilir, hatırlatmak isterim. Şimdi inek 2 yaş üzeri olunca, yani sığırın 2 yaş üzeri inek oluyor. Boğa da 2 yaş üzeri erkek sığıra deniliyor. Öküzde kısırlaştırılmış boğa. Yani sığır olan hayvanın 2 yaş üzerine çıkınca dişi ise inek, erkekse boğa, kısırlaştırıldığında da öküz oluyor. Şimdi ben bu bilgiyi neden verdim? Çünkü çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Düşünün, Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımızda bile boğaya dair bir sure var. Neden? Çünkü o surenin içinde geçen sığır, yani boğa isminden almış. Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure Bakara suresi. İşte sığır, boğa, öküz anlamında. Bakara suresine ismini veren ayette geçiyor. Sığır hayvanından oluyor. İşte 67'den 73. ayetlerde bahsedilen. İşte sığırın bir parçası ile öldürülene vurun dedik. Özet olarak söylüyorum. Hemen denilenini yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünsenize diyor. Mucizeler bunlar size. Mucize gösterir diyor. Sığır, inek, boğa aynı anlamda. Zaten az önce de söylemiştim. Az evvel neler olduğunu anlatmıştım. İşte erkek sığırın 2 yaşında haline boğa deniliyor. Sığır boğanın genç hali. Şimdi Diyanet İşleri'nin tefsir kaynaklarından aktarılan bir şey var. Neden olduğunu da şimdi birazdan anlatacağım. Diyanet İşleri şöyle diyor. İsrail oğullarından birisi, zengin fakat çocuğu olmayan amcasını malını elde etmek için öldürmüş. Sonra da cesedi bir başkasının evinin önüne bırakmış. Bununla da yetinmemiş. Amcamı öldürdüler diye ortaya çıkmış. Ve işte herkes birbirine düşmüş, kavga içine düşmüşler. Ne diye birbirinizi öldüreceğiz? İşte Allah'ın peygamberi orada, ona başvuralım diyerek Hazreti Musa'nın yanına gidiyorlar. Katili bulamıyorlar. Hazreti Musa da, peygamber de bulamıyor. O anda işte Hazreti Musa'ya bir vahiy geliyor. Diyor ki bir sığırı kesin ve sığırın bir parçasını ölüye vurun. Tabi Kur'an-ı Kerim'in o ayetleri arasında sığırın rengi, biçimi ve nasıl olduğu da anlatılıyor. Nihayet onun dediğini yapıyorlar. Sığırı buluyorlar, kesiyorlar, bir parçasıyla ölüye vuruyorlar, ölü diriliyor. Ve katil şudur diye haber veriyor. Ne kadar ilginç. Ama sığırın nitelikleri çok önemli. Kur'an'da açıkça belirtilmiş. İşte insanın içini açan sapsarı rengi ve tarlaya sürülmemiş olacak, el değmemiş olacak, boyunduruk altına girmemiş olmalı. Bu ayette içini açan sarı, yani hiç sarı öküz, hani derler ya sarı öküz ya da sarı sığır, sarı boğa. İşte sarı demek özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetinde, özellikle iç açıcı sarı diye bahsettiği şey güneşin sarısı. Çünkü dünyaya ve canlılara can veren, hayat veren güneş. Ve rengi de sarı olarak nitelendiriliyor. Ve parlak sarı renk. Ruhsallığa en yakın anlamında. Maddesel ortamda işte ruhsallığın en zirve noktası. Yani en kaba maddenin içerisinde ruhsal ışığın en yüksek noktası. Zirvesi anlamında. İnsanın içini açan sarı diye bahsetmesi Kur'an-ı Kerim ayetinde. Ruhun enerjisinin en zirve noktasının işte maddesel ortamda yansıması anlamında. Güneş gibi parlayan sarı renkte sığır, yani boğa, yeniden doğuşu anlatmakta Kur'an-ı Kerim'de. Tekrar dünyaya gelmeyi, tekrar doğuşu. Çünkü ölüyü diriltiyor. Ölü kişi diriltiyor ve kendi katilini ele veriyor. Kendine hocam, zarar vereni haber verir. Yapmak evet. İstiyorum buna ilgili. Tabii. Bu geçmiş olduğumuz yaz içerisinde biliyorsunuz antik kentlere gidip çekimler yaptık. Oralarda araştırmalarda bulunduk.
Ve Urfa ile Diyarbakır sınırında Mitras Tapınağı diye bir yer var. Bilir ilgili olan dostlar. Burada Mitras Evet. dini ile alakalı, şimdi burada Boğa deyince direkt bağlantı kurdum. Bir bölgeye gittik ve orada söylenilen o ki Mitras dinine mensup üst düzey görevliler orada boğa kafasıyla kan akıtıp ritüeller yaptığı söyleniliyor. Yani orada boğa güçlü insanı temsil ediyor ve onun kanını akıtarak ritüeller yaptığı söyleniliyor. Şimdi öyle söyleyince direkt onlarla bağlantı kurdum. Yani orada da direkt boğa yani. Evet, şimdi parçalar birleşince ancak bazı işte taşlar bizim kafamızda ya da yüreğimizde oturmaya başlıyor. Onun dışında parça parça duyduğumuz şeyler bizi çok etkilemiyor ama onları birleştirdiğimizde gerçek anlam ortaya çıkmış oluyor. Parçaları birleştirmek çok önemli. Özellikle bir konu araştırırken birçok kültürdeki yeri, önemi, batıni sırrı ya da sırları önemli bu yüzden. Evet. Şimdi de Anadolu'nun anlamına gelmek istiyorum tekrardan. Boğa ile ilgili bilgiyi verdikten sonra. Boğayı bilelim ki Anadolu ile bağlantısını anlayabilelim diye boğayı böyle uzun uzun anlattım. İşte Kur'an-ı Kerim'den ve başka kültürlerdeki yerine. Şimdi Anadolu deyince aklımıza ilk Oğuz geliyor. Oğuzlar, Oğuz boyları. Oğuz bir ünvan biliyoruz. Makam ve Tor inancının ifadesi. Ölüm ve dönüşümün ifadesi. Yüksek yerler ve yüksek makamlar inancının ifadesi. Işık ülkesinin, ruhsal enerjinin, yüce yaradanının, ışığının yüksek makamının ifadesi. Oğuz. Oğuz boyları, Oğuz soyu bu inancı taşıyanlardan doğanların ve süregelenlerin ifadesi aslında. Biliyoruz ki Oğuz Kağan kendi döneminde başına giydiği boynuzlarla olan başlıklarıyla ünlü. Boğa başlığı yani boynuz başlığı giyiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu Zülkarneyn ayetleri var Kehf suresinde. Evet, Zülkarneyn demek çift boynuzlu anlamında. Biz bunu bir yerlerde daha görüyoruz aslında. Mitolojide erkek kahramanların başına giydikleri başlıklarda da boğa boynuzu olarak da görüyoruz. İşte İngiltere'de savaşçı İskoçların, Vikinglerin başında da boğa boynuzu var. Dünyanın işte öküzün boynuzları arasında olması da ezoterik bir anlam içeriyor aslında. İşte öküz, boğa, sığır bunlar zaten aynı anlama geliyor. Öküzün boynuzları arasında olması dünyanın çok ilginç bir kavram. İlk başta öyle inanılıyordu. Neden öküzün ya da boğanın boynuzları arasında bir dünya? İşte boğa Mesela başını oynattığı zaman deprem oluyor diyorlardı. Evet. Kızılderililerin de en bilindik şeflerinin ismi Oturan Boğa Evet. mesela. Oturan boğa. Evet. En sevdiğim kelimelerden biridir. Oturan boğa. Çocukluğumuzda siyah beyaz televizyonlar varken de bizim zamanımızda çocukluğumda Oturan Boğa diye bir isim vardı. Çok severdik, çok kullanırdık çocukken oyunlar oynarken. Evet. İşte öküzün boynuzları arasında olması ya da liderlerin boğa boynuzu başlıkları giymeleri. Zülkarneyn'in çift boynuzu olması bunun batini sebebi. Çok önemli. İşte dünya kanunları arasında yeniden doğumun, yenilenmenin, oz yani manyetik çekimin, ruhsal gücün, tanrısal gücün, ruh enerjisinin, yüce yaradanın enerjisinin etkisi altında olduğu anlamına geliyor. Ezoterik ve batini anlamı bu. Oğuz. Yani Oğuz inanışı. Bir de Oğuz büyücüsü var biliyorsunuz. Evet. Oğuz'la Oğuz Oğuz aynı zaten. Bir de Oğuz büyücüsü. Sanırım onu da Anadolu kültüründen almış olmaları gerekiyor. Çünkü Oğuzlar Oğuz'da. Oğuz yani Oğuz inanışı. Bilinen en eski inanıştır. Tüm doğayı kucaklar ve sonraki tüm inanışlara zemin oluşturur. Bir de Oğuz. Bilimsel bir terim olarak da kullanılıyor aynı zamanda. Bilim kullanıyor Oğuz kelimesini. Manyetik ağırlık anlamına geliyor. Manyetik yani mıknatıs.
manyetik alan anlamına geliyor. İşte ohm değeri diye geçiyor. Manyetik çekim gücü anlamında. Etki etme gücü anlamına geliyor. İşte Oğuz kelimesinin anlamı Oğuz Kağan'ın boğa boynuzlu başlığı giymesi bir tesadüf değil. Çekim alanı güçlü olan bir liderin yenilenmenin ve tanrısal gücün kendinde olduğunu ifade etmesi. O da batıni sırrı. Şimdi Oğuz inancı da tabiat ve doğanın gücünü temsil ediyor. Biliyoruz ki tekrar doğuşun ve yenilenmenin en büyük eseri doğa. Her yıl ilkbaharda toprak tazelenir ve yeniden dirilir, yeniden doğar ve kışın her şey uykuya, derin bir sessizliğe bürünür. Ama ilkbaharda her şey yeniden uyanır, yeniden doğar. Çünkü bu bir bilinçtir. İşte Boğa burcunun da Mayıs ayına denk gelmesi bundan dolayı. Bu da asla kesinlikle bir tesadüf değil. Hatta ben de Boğa burcuyum bu arada. Evet, Boğa burcunun Mayıs ayına gelmesi. Çünkü Mayıs ayında işte ilkbaharda çiçekler açar. Toprak tekrardan, yeniden doğar. Kışın uykuya ve ölü uykusuna yatanlar, derin uykuya yatanlar Mayıs ayında tekrardan dirilir. Şimdi peki neden Anadolu? Erenlerin uğrak yeri, peygamberlerin vatanı, velilerin vazgeçemedikleri bir yer. Yani düşünebiliyor musunuz Hacı Bektaş Veli kendi yurdundan Anadolu'ya gönderildiğinde bir misyonla, bir vazifeyle gönderildi. İşte geldi Anadolu, İç Anadolu'ya yerleşti ve bir daha da asla oradan çıkmadı. Hatta geldiği yere de yakınları, çok yakınları vefat etmesine rağmen onların cenazesine gitmedi. Anadolu'dan bir an bile ayrılmadı. Mevlana da Anadolu'ya gönderilen velilerden biridir. Evet, hatta Atatürk bile şöyle demiş bir şiirinde. Demiş ki doğudan çıkan biz, batıdan yine biz. Nerede olsa ne olsa kendimizi biliriz. Çok ezoterik bir şiir. Evet. Devamında şöyle söylüyor. Türk sadece bir ulusun adı değil. Türk bütün adamların birliğidir diyor şiirde. Ve Anadolu topraklarında söyleniyor bu şiir. Tesadüf müdür bizce? Asla değil. Ve şiirin sonunda şöyle söylüyor. Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Dünya o zaman görecek. Hakikat nerede? Hakikat nerede? Çok önemli bir şiir. Çok uzun bir şiir de ben sadece bize ait yani bir konumuza ait olan bölümünü aldım. Bu Atatürk'ün bir şiiri. Muazzam şifreler içeriyor ve çok açık bir anlam. Fazla yoruma yani düşünmeye bile ihtiyaç yok. Diyor ki Türk bütün adamların birliği. Yani eğer Türk bütün adamların birliği ise birliğe yapılan her türlü saldırı aslında insanın kendine olan saldırısıdır. İnsan kendine saldırıyor demektir ya da savaşıyor demektir. Birliğe yapılan her şey sana geri dönmektedir demektir. Çünkü tüm birliğin adı Türk. Bir de Atatürk'ümüz demiş ya ne mutlu Türk'üm diyene. Diyerek sadece Anadolu'daki insanları kastetmemiş. Bütün dünya üzerindeki gelmiş geçmiş bütün şu an 8 milyar ve ondan önceki hepsinin adamların birliği olarak söylemiş. Evet. Bunu da derin bir anlamı olduğu belli yani bu şiirin de içerisine evet. Geçti. Gerçekten evet. Çok ezoterik yerlere gidiyor yani anlamlar. Çok evet. Bir de Barış Manço'nun bir şarkısı var biliyorsunuz 23 ile ilgili. 2023 ile ilgili. Onlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Yani şimdi boğa figürleri Anadolu'da çok fazla yer almakta. Birçok lahit üzerinde de bulunmakta. Özellikle aslanı yiyen boğa figürüne çok rastlanıyor. Ben Antakya'da lahitlerin üzerinde bunları fotoğrafladım. Anadolu'nun birçok yerinde, ulu camilerde özellikle giriş kapılarında işte
Boğa aslanın üzerine çıkmış ve onu ısırıyor. Burada aslan nedir ya da boğa nedir? Neden boğa aslanı ısırır? İşte az önce de söylediğim gibi boğa artık biliniyor ki tekrar doğumun, yenilenmenin, tazelenmenin simgesi. Yeni başlangıçlar, yeni doğumlar ve güneşin doğuşu demek. İşte nefs de aslan olarak simgelenir bu lahitlerin ya da işte cami girişlerinin kapısında aslan ve işte boğa ısırır. Boğa aslanı ısırır lahitlerin üzerinde de. İşte aslanları uysallaştırmak gerek anlamında. Ölmeden ölmek demek aslında. Eğer öyle bir figür görürseniz bir boğa aslanı ısırıyorsa burada nefsini terbiye et. Ölmeden öl anlamına geliyor. Çünkü ceylanı gören aslan anında fırlar koşar ve o ceylanı yakalamak ister. Yani nefs durdurulamayan nefs anlamında. Batının sırrıdır. Boğa da yeniden doğumun ve yenilenmenin, uyanışın, dirilişin. Yani sen nefsini ölmeden öldükten ve nefsini kontrol altına aldıktan sonra boğa ısırıyor. Yani nefsi bertaraf ediyor. Ve yeniden tazelenip yeniden doğacaksın anlamındadır. Evet. İşte ölümsüzleşmek için nefsin terbiye edilmesi. Yani aslanın, hepimizin yüreğinde bir aslan yatıyor. Onun evcilleştirilmesi gerekir. Yani yenilenmenin simgesi olan boğa aslanı ısırır. Yani bizim bedenimizde yenilenme, tazelenme olan o boğanın ortaya çıkması için aslanın terbiye edilmesi gerekiyor ruhlarımızda. Şimdi ben burada Hazreti İsa'nın da bir sözünü okumak istiyorum. Diyor ki, ne mutlu insanın yediği aslana. Bakın parçalar birleştiğinde neler çıkıyor. Ne mutlu insanın yediği aslana ve aslan insan olacak diyor. Thomas'ın İncil'inde. Ben genelde İncil'de Thomas'ın İncil'ini okumayı genelde tercih ediyorum. Çünkü Thomas'ın İncil'inde çok temiz kelimeler ve böyle uzun uzun anlatımlar yok. Net ve net cümleler var. O yüzden onu her zaman kendime yani örnek alıyorum. Burada aslan evet. Nefsi temsil ediyor tabii değil mi? Evet. Evet. İnsan aslanı yediği zaman yani nefsini terbiye ettiği zaman insanın yüreğinden gerçek aslan çıkacak diyor. Evet, Thomas'ın İncil'inde. Burada insan demek aslanını terbiye edendir. Her yüreğinde insan aslan yatıyor ya, işte onu terbiye ettiğin zaman zaten sen aslanlaşıyorsun. Aslan insan olacak diyor. Evet. Ve insan aslana dönüşür diyor o vakit. Hazreti Ali'nin de Allah'ın aslanı yani arslanı olarak resmedilmesi bu yüzden. Birçok yerde Hazreti Ali aslanı ayağının altına almıştır. Böyle resmedilir. Yani nefsini yendiğini, ölmeden öldüğünü açıkça ifade eden batıni bir açıklamadır. İşte parçalar birleştiğinde aslında motif ortaya çıkıyor. İnsan kendi nefsini mağlup ettiğinde aslanlaşır, aslan olur. Aslan insan olur. Evet. Şimdi madem Kur'an-ı Kerim'den, İncil'den örnek verdim, Tevrat'tan da bir örnek vermek istiyorum. İşte Hezekiel ayetlerinde şöyle diyor. Yüzlerinin benzeşini onlarda insan yüzü, sağda dördünün aslan yüzü, solda dördünün öküz yüzü yani boğa yüzü, dördünün de kartal yüzü var diyor. Hezekiel ayetlerinde Tevrat'ta. Kartal da Maya medeniyetinin tekrar doğuş simgesi olarak kullanılmış. Boğa Anadolu'da, Mezopotamya'da, Mısır'da, kadim zamanlarda kullanılmış tekrar doğuş simgesi. Ama Maya'da kartalı kullanmış. Bu insan, aslan, öküz yani boğa ve kartal benzeşmeleri çok batıni sırları içeriyor. Yani insan, aslan, boğa ve kartal bir aradalığı. Çok batıni sırlar. Özellikle Anadolu'da kullanılan birçok lahitte ve tarihi eserlerde bu hayvanların olması önemli. Peki neden Anadolu'da? Anadolu toprakları kutsal.
birçok üstün medeniyete misafirlik yaptı. Neden Anadolu'yu seçtiler? Neden? Hani dünyanın birçok imparatorlukları hep Anadolu ve Mezopotamya taraflarında. Neden? Bu çok önemli bir şey. Yüksek yerler ülkesi Anadolu, torların ülkesi Anadolu, ışıkların ülkesi Anadolu. Yüksek yerler hep Yaradan'a kavuşma isteği, daha yakın olma isteği. Allah'a, tanrılarına, Tengri'ye, o yaratıcıya yakın olmak için yüksek yerler seçildi. Binlerce yıldır yapılan araştırmalarda hep göze çarptı bu. İşte elle yapılmış tepeler, yüksek dağlar, ibadetler, peygamberler hep yüksek yerleri seçti. Peygamberimiz de dahil, diğer peygamberler de dahil. Anadolu'nun isminin yüksek yerler olması hep tesadüf değil aslında. Anadolu batıni sırları çok fazla. Evet. Hep yüksek yerler inancı. O yüzden Anadolu yüksek yerler ve ışığın, güneşin doğduğu yer olarak resmedildi. Evet. Şimdi iki doğunun ve iki batının ortak yeri, yani merkezi Anadolu. Ancak çok şeyler oluyor şu anda. Ve hep de olacak. Zorlayıcı günler kapıda. Yani hepimiz seziyoruz artık. Zaten sezgilerimizin, ilhamlarımızın dışında bunu artık fark ediyoruz da canlı Yani canlı. bu bir doğum mu Evet. olacak? Doğum sancısı mı şu an yaşıyoruz? Evet, Yani onlara diriliş de geliyorum. dedik mesela. Evet. Ondan da Hiçbir düşünürsek. şey tesadüf değil. Zaten Diriliş dizisinin bile ortaya çıkması, yani adının Diriliş olması bile tesadüf değil. Her şey aslında sizde bir sinemacı ya da dizi senariste olduğunuzda biliyorsunuzdur. Yani bunlar tesadüf değil, bilinçli yapılan bazı etkilerdir insanların üzerinde. Şimdi batıdan başlıyor dalga. Dünyayı saracak. Ve işte kendini ekonomik anlamda ya da parasal anlamda ya da kudret anlamında işte güçlü zannetenler hep o iri başlar hep eğilecek. Onlar artık önünü bile göremeyecek hale gelecek. Zorlayıcı günlerin zorlayıcı, zorlanacağı da insan her yönden sıkıştırılmış. Hal yolunu aramaya başladı. İçe dönemeyenlerin, kendini bulamayanların, kendi hakikatleriyle karşılaşamayanların yaşayacakları azap ve elem, keder şu anda duyuluyor, duyulmakta. Ama biliyoruz ki ufukta da kızıl lale kendini açıkça ifade edecek. O rengi görmeye başlayacağız. Kızıl lale. Yani selamın boyutu, hak boyutu. Hak gelir, batıl ziyan olur der Kur'an-ı Kerim ayeti. Hakikat pınarları akar ve insanlar kana kana içerler. İşte bunu aslında sakin, sabırlı olanlar, bu kaostan düzgün çıkanlar olacak. Onlar kendi yollarında sabırla ilerliyorlar. Kendine yetenler, kendini bulanlar, Yaradan'a teslim olanlar ya da teslim olmaya aday olanlar. Zaten onlar yollarını buldular. Sabırlı ve sedalı bir şekilde ruhlarından gelen ilhamları da alıyorlar. Onlar surun üfleme merkezleri, hani İsrafil meleği kıyamı başlatacak, boruyu üfleyecek ya sur. İşte o insanlar aslında surun üflenme merkezleri. Yani kıyamet borusu olan sur. Kimler? İşte sabırla hak hakikatinin inmesini bekleyenler. İşte onlara üflendi. Nerede? Anadolu'da. Zaten başladı her şey Anadolu'dan. Anadolu insanların çoğu o aşkı içlerinde buldular. Işıkları da parladı aslında onların. Sadece ortaya çıkmadılar. Yani olmadıkları anlamına gelmiyor. İşte onlar tek tek artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve daha da başlayacak. Yani onlar bilinir olacaklar. Bilinmiyorlardı ama artık biliniyor olacaklar. Onlar bizim dostlarımız. Hak hakikatini bilecek, görecek, doğru, dost doğru aktaracak olan dostlarımız olacaklar. İşte o günler bugünler. Bugünler umuluyordu, bekleniyordu binlerce yıldır ama artık oldu ve yaşanır olmaya başladı.
Gönüllerimiz de artık bu zamanlarda heyecanlı, umudumuz arttı ve zaman zaman da o huzuru hissediyoruz. Ve bizler gerçekten hakiki yuvamızdayız, Anadolu'dayız, Anadolu topraklarındayız. Bu batıni sırları taşıyan. Ve işte şu anda da bunu ben buradan da duyurmuş oldum. Ve birçok dostlarımız da, yazar dostlar, araştırmacı dostlar da canlı yayınlarda bunu laflarıyla, sözleriyle ifade ediyorlar zaten. Ruhların biraz... Üniversitesi'ndeyiz yani. Evet. Evet, siz geçen programda da söylemiştiniz. Ruhların üniversitesi olan yerde. Biraz da batini sırlara gelmek istiyorum. Buyurun hocam. Daha da derinleşelim. Biraz derinleştik ama biraz daha derine çekeceğim daha derine. Sizi. Evet. Anadolu üzerinde yaşayan tüm insanlar, Anadolu halkı, vazifeli bir halk, Anadolu'ya bilerek, isteyerek doğuyorlar. Yani Anadolu coğrafyasına doğmayı konumluyorlar. Konum ve koordinatları belirleyerek iniyorlar bedene. Vazifeli bir halk. Şu an ve ezelden ebede hep bu topraklardaydılar. Şu an insanların durumuna bakarak bir yorumda bulunmak gereksiz bir lakırdı olur. Yani işte haberlere bakıyorum, herkes birbirini katlediyor, herkes birbirini dolandırıyor. Bu boş bir lakırdı. Zira vazife şuuru vuku bulduğu an insanların nasıl bir dönüşüme uğradığının bilincindeyiz şu anda biz. Her şey bir anda değişebilir. Neden? Zira Allah'ın emirleri her an iner diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Emir her an iniyor. Yani 600'lü yıllarda vahiy son buldu. Peygamberlik bitti. Doğru, peygamberlik kapandı, bitti. Ama emir her an iner ayeti var. Yani buna da mı inanmayalım? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah'ın emirleri her an iner diyor. Nereye iniyor? Hepimize. Dağa, taşa, hayvanlara, bitkilere, bütün insanlara. 8 milyar insana. İşte insanlar o an vazife bilincine bürünürler. Allah'ın emirleri indiği anda bir anda her şey değişebilir. Vazife kıyafetini giyiverirler üzerine. Bu nasıl bir vazifedir? İşte en önemli yer burası. Realite dönüşümünde öncü olma vazifesi. Yani mevcut tüm bilgilerin, mevcut tüm yıpranmış, eskimiş, deforme olmuş bilgilerin ve inançların son bulması ve hakikatin ortaya çıkması mücadelesinde öncü ve örnek olacak Anadolu halkıdır. Bu mücadele ruhi bir değişim, ruhsal bir değişim. Maneviyatta büyük bir yıkım ve yenilenme, yeniden doğma, ölmeden ölme halini o vakit yaşama, içinden neşvi neva olma. Hani içinden birisi çıktı deniliyor ya onun gibi. İçinden bir vazife bilinci ve şuuruyla yeniden doğma. Yani şu anki içinde bulunduğumuz kaosun yok olup yeni bir çağın başlangıcı. İçsel dünyanın dışsal dünyaya yansıması olayı. İçimizdeki sevginin, merhametin, vicdanın dışarı yansıması. Bir bakmışsın her şey bir anda güneş gibi doğmuş. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya içini ferahlatan, aydınlatan sarı sığır yani boğa. İşte bir bakmışsın içten güneş bir anda doğmuş. Çünkü Türk bütün adamların birliği. Hepimiz öyleyiz zaten. Bunun gerçekleşmesi için insanlığın başına bir musibet mi gelmesi gerekiyor illa? Şu anda yani onlarla zaten. Yeniden evet. Doğuş ya da insanlığın tekrar işte daha nasıl diyeyim daha yüce karaktere bürünmesi evet. için illa bir şey mi gelmesi gerekiyor? Mesela buna bir evet. örnek yakın zamanda bu 90'lı yıllarda yaşanan deprem sonrasını hatırlıyorum ben. Deprem evet. sonrası sokakta insanlar sanki melaki olmuş gibiydi. Evet, yani bir öyle şok de. Sonrası insanlık gerçekten böyle bir iyilik tozu serpilmiş gibiydi üzerine. Herkes birbirine selam veriyordu. Tanımayan tanımayan Tabii. insanlar birbirine selam veriyordu. Hal hatır soruyorlardı.
Ya ben Nefsten gerçekten uzaklaştılar o anda. evet. Evet. Ben hayatımın hiçbir Hadi. dönemde insanların birbirlerine o kadar yaklaştığını görmemiştim mesela. Yani bunun gibi bir şey mi Mesela gerekiyor insanlara? tabii mesela komadan çıktığınızda, ameliyatta, narkozdan çıktığınızda da insan nefsine uzaktır. Daha çok ruhi ve ruhsal tesirler altındadır. Yani nefsinden biraz uzaklaşmıştır. O anda hırsları, kıskançlıkları hiçbiri kalmaz. Bir deprem olduğunuzda bir insanı kıskanamazsınız. Bir insanın malını çalmayı düşünemezsiniz. Yani bir anda nefsten uzaklaşılır. Daha titreşimi yüksek bir hale, yani o korku şoklaması, aslında korktuğumuzu zannediyoruz ama çok büyük bir şoklamadır. Bir anda özümüze döneriz. İşte bedenimizin işte eterik bedeni kısmına, hani bedenlerden oluşuyoruz, enerji alanımızla bir anda bağlantıya geçeriz. Nefsten uzaklaşmış oluruz. Hırslar, kaygılar, üzüntüler hepsi bir anda kaybolur gider. Bir süreliğine. İşte o yüzden ardı ardına oluyor. Ama tabii ki depremler, sel baskınları, doğal afetler, böyle Allah'ın ya da Tanrı'nın bir cezası falan değil. Dünyanın kendini yenilemesi, o da kendini yenileniyor. Biz nasıl işte banyoya girip temizleniyoruz, saçımızı kesiyoruz, erkekler tıraş oluyor. Dünya da kendini temizleyecek, yenilenecek. Aynı şekilde bu bir Allah'ın cezası değil. Ama insan bunu bir şoklama tarzında alıyor. Üst üste olaylar geldiği zaman insanların negatif güçleri de tektonik hareketlenmeyi de ortaya çıkartabiliyor. Yani negatif Ruhsal sarsıntı güçler. yaşıyorlar aslında insanlar iç dünyasında. Tabii negatif güçler çoğaldığı zaman mesela bir kişinin negatif gücüyle 1 milyon insanın aynı anda negatif üretmesi toprağın da titreşmesine. Çünkü dünya canlı bir organizasyon. Yani bir planet. Canlı bir planet, biz onu ölü zannetmeyelim. Toprak da canlı. Eğer toprak canlı olmasaydı yılan içinde ölürdü. Ya da işte karıncalar toprağın altında ölürlerdi. Yani toprak da canlı bir organizma. Her şey gibi, su da canlı, ateş de canlı, hava da canlı. Her şey can taşıyor. Her şey kendine özge nefes alıyor. Atom altı partiküllere kadar. Ruhsal enerji. Yani Allah'ın emirlerinin inmediği yer yok. Hani hava nasıl her şeye nüfuz ediyor? Su bütün hücrelere nasıl nüfuz ediyor? Allah'ın emirleri de her şeye, taşa, toprağa, atom altı partiküllere kadar iniyor. Evet, Allah'ın emirleri her an iniyor. Çok önemli bir ayet. Özellikle birkaç defadır tekrar ediyorum ama gerçek anlamı çok derin. Hatta bu ayeti tefsir eden bir arif ya da veli zamanında bir sormuşlar, demişler ki yani sen bunu tefsir ediyorsun da bize gerçek anlamını söyle, demiş ki ben Allah'ın emirleri her an iner. Bu ayeti ben gerçekten hakikatini anlatsam zaten şu an benim kafamı kesersin burada. O yüzden size ancak anlayabileceğiniz kadarını tefsir ediyorum diye de cevap vermiş. Anlatılır böyle şeyler kitaplarda. İşte insanın yeniden doğması ve yenilenmesi nerede oluyor? Boğaların ülkesi, ışıkların ülkesi, yeniden doğumun ülkesi, Anadolu ve üzerinde yaşayan halk bu görevi layıkıyla yerine getiriyor aslında. Getirecek, getirdi zamanında. Ne savaşlar, ne medeniyetler geçti bu dünya, Anadolu üzerinden. Dünyada da ve Anadolu'da da. Şimdi yüzeysel olaylar lineer tarzda ilerliyor. Evet, doğru. Herkesin büyük çoğunluğu şimdi haberleri açıyor, gidişatın olumsuz olduğuna dair endişe taşıyor. Doğru. Ben de haberleri seyrettiğimde uzun zaman kendime gelemiyorum aslında. Doğru. Ama işler aslında yolunda. Yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor. Yani hakikat perdesinde her şey yolunda aslında. Yeni nizam, yeni düzen, yeni organizasyon her şeye hakim olacak aslında. Bu kaos, bu sürekli ard arda gelen manevi deprem etkisi yaratan, bilinçlerimizde darbeler yaratan her şey aslında tabii ki fizik olayları da dahil, toplumsal olaylar, savaşlar, işte kıtlık bilinci, kıtlık yok, kıtlık bilinci var aslında.
Evet, çünkü dünya toprağı çok zengin. Yani sopa yedikseniz meyve veren bir ağaca dönüşüyor. Dünya toprağı çok zengin bir toprak. Ama kıtlık bilincinde olduğumuz için biz kıtlık çekiyoruz şu anda. Hatta Avrupa şu an çok büyük bir darboğaza girdi. Kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Her şey yüksek fiyatlarda. Avrupa'da yaşayan birçok arkadaşımdan öğreniyorum. Hak gelir, batıl ziyan olur. Hiç belli olmaz. Ayetinin açılımı aslında bu. Şimdi işler son sürat hızlandı. Hem de baş döndürücü şekilde. Çok hızlı ilerliyor. Takip edemiyoruz. Aslında bir haberin devamını dinleyemeden diğerine geçiyoruz. Yani her haber kanallarında artık farklı farklı haberler var. Farklı insanların dertleri var ama hep benzer içerikli. Yani hiçbir birbirine benzemiyor aslında. Kişiler birbirine benzemiyor da olaylar birbirine benzemeye başladı. Hep katliam, tacizler, şiddetler sürekli. Hiç bitmiyor, hiç güzel bir haber duyamaz olduk neredeyse. İç dışa çıkarken büyük değişim yaşanır. Bu olacaktı zaten. Yani kadim zamanlardan beri hep söylene gelen şeyler, arifler, veliler hep bunları zaten söyledi. Kendi zamanlarında söyledi. Ama anlaşılamadı ama biz şimdiki zamanda 2000'li yıllarda onların sözlerini okuduğumuzda evet bugünleri anlatmışlar. Özellikle İbn Arabi, Muhittin İbn Arabi'nin sözlerine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki adam 2020'li yılları anlatmış resmen. Kehanette bulunmuş gibi. Ama kendi zamanında anlaşılamamış. Ne demek istedi bu adam denmiş. Belki de bunun için zulüm görmüş de olabilir. Ama şimdi biz bakıyoruz ki gerçekten bu zamanları anlatmış. Şimdi içimizdeki, o içerideki yani o kin, nefret hazmedemiyoruz. Bunlar kusturularak dışarı çıkartılıyor şu anda. Hepimizin olanlardan, bitenlerden artık midesi fena halde bulanıyor. Yani manevi anlamda da midem bulandı diyoruz ama artık fiziksel anlamda da midemiz bulanmaya başladı. Olan biten her şey bizi gerçekten çok sarsıyor. Yani artık bu kadar da olmaz diyoruz. İşte bunu biz istifra ederek yani kusarak çıkarıp bu hastalıklı düşüncelerden ancak bu şekilde kurtulacağız. Başka yolu yok. Bu bir hazırlanma. Bunu bilelim. Madem hazmedemiyoruz kinimizi, nefretimizi, kıskançlıklarımızı, çekememezlerimizi, her şeyi o zaman içimizden dışımıza atacağımız olaylar yaşayacağız. Madem halledemiyoruz, hazmedemiyoruz, atamıyoruz onu, kusur olarak dışarı çıkaracağız. Evet, içinde bulunduğumuz bu değişime uyum sağlayacağız. Şu an bu olmakta. Kaos gibi görünen her şey aslında mükemmel bir kaos. Biz sabırsız olduğumuz için insan bünyesi sabırsız olduğu için olayları bu şekilde yorumluyoruz. Kaos gibi görüyoruz. Aslında her şey hakikat perdesinde normal. Her şey yolunda. Her şey normale dönsün. Biraz nefes alalım diyoruz. Ancak bu şu an mümkün değil. Daha bitmedi. İçimizdeki o kin, nefret hala daha var. Hala hazmedemiyoruz. Midemizi kaynatıyor ve onun dışarı çıkması lazım. İşte kıymetini bilmek ve kadirini anlayabilmek için biraz daha dibi göreceğiz gibi. Yani bu topraklar bizi ya dışarı atacak ya da biz onun kadirini ve kıymetini anlayacağız. Yani diyor ki Anadolu toprağı, şuurlu ve bilinçli. Belki hepimizden daha bilinçli ve şuurlu. Diyor ki ya şuurlanacaksın, bilinçleneceksin, uyanacaksın. Çünkü ben uyanışın yeriyim. Sen de benim üzerime doğdun. O halde sen de bana uyumlanacaksın. Sabredeceksin. Uyanışı gerçekleştireceksin. Önce kendinde, sonra da herkese. Evet. Aslında Rabbimiz sabırlı. İnsan aceleci. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim idealimiz aslında Rab boyutu. O her zaman sabredenlerden. Ama biz aceleciyiz. Evet. Şimdi Anadolu'nun uyanışına önderlik yapacağı
binlerce zamandan beri bilinen bir hakikat. Bu yeni bir şey değil. Yani bu şu anda benim söylediğim bir şey değil. Ya da birkaç yıldır canlı yayınlarda söylenen ya da 15-20 yıldır kitaplara konu olmuş bir şey değil. Binlerce yıldır medeniyetlerde, her yerde yazıldı. İşte dünya zamanı o kadar ağırlaştı ki, yani sadece Anadolu değil, dünyanın zamanı ağırlaştı. Aslında zamanın bir mevhum olduğunu biliyoruz. Bir bilinmez, bir cevher. Yani biz zamanı geçip giden bir şeymiş gibi algılıyoruz, aslında değil. O bilinmeyen bir mevhum. Çok az bilgi sahibiyiz. Zaman her planete göre değişik gösteriyor. Enerjilerin ağırlığı, zamanın da ağırlaşmasına neden oluyor. Dünya zamanı. Venüs'ün zamanı değil, Mars'ın zamanı da değil, Güneş'in zamanı da değil, dünyanın zamanından bahsediyorum. Manevi ve maddi zaman. Yani hem şu an içinde bulunduğumuz zaman, hem de hissettiğimiz zaman. İşte zaman cevheri enerjileri atacağı, dönüştüreceği vakti bekliyor. Zaman böyle bir cevher. Zamanın da vakti var yani. Dünya artık dayanamıyor. Dünya canlı bir organizasyon demiştim. Bu kadar ağır enerjileri dönüştüremiyor. Çünkü negatif güç sürekli artıyor. İnsanlar sürekli korkuyor. Endişe, kaygı, kıtlık bilinci çoğaldıkça çoğalıyor. Yarın ne yiyeceğim? Yarın nasıl uyanacağım? Hala yaşayacak mıyım? Ya da işte bugün kalktığımı, sağlıklı olduğuma şükrediyorum pozisyonuna geldim. Binlerce yıldır biriken bunca negatif enerji de var bir de üstüne. Hem şu an yaratılan hem daha önce yaratılanlar. Evet, ne kadar ilginç, bunların hepsini artık dünya zamanı, dünya planeti kaldıramıyor. Dünyanın toprağı bunları dönüştüremeyen hale geldi. İşte Anadolu bir subap görevi yapıyor burada. Yapacak daha doğrusu. O subabın ipi Anadolu'da. Yani Anadolu insanının elinde. O ipi çekmek, enerjilerin akıp gitmesine izin vermek gerek. Anadolu'ya doğan her insan, istisnasız her insan ya da uzakta da başka ülkede de yaşıyor olsa, Anadolu kökenliyse, görevli. Onlar da belki o ülkelere bu ışığı illa toprağı buradan yayması gerekmiyor. O oradan yayacak. Yayıyor zaten. Biliyor ya da bilmiyor. Sorun değil. Bildirilir zaten bize vakit zaman sonra. Ama zamanı gelince herkes bunu bilecek. Çünkü Allah'ın emirleri her an iniyor. Biz de her an ilham alan insanlarız. Herkes hazır. Bir coğrafi bölge, yani Anadolu, tüm dünyayı kurtarabilir. Birleşik bir plan bu. Önceden Kalubela'da, yani ezeli zaman diliminde bu planlandı. Ama ne zaman olacağı belli değil. İşte kontratını, sözleşmesini ya da nikahını bu topraklarla yapanlar şu anda buradalar. Ezelden beri, ebede doğru böyle. Bu nedir? İşte Tor yasaları. Tekrar doğuş bilincinin yasaları. Anadolu topraklarında, Anadolu enerjilerinde Tor yasaları hakim. Yeniden doğumun bilinci. Güneş bu topraklardan doğacak bilinci. Hepimiz yeniden doğacağız. Kendi içimizden görev bilinciyle. Şu anda beşeri bilinçteyiz. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz, üzülüyoruz, ağlanıyoruz. Bir yığın dertlerimiz var. Bıktık haberlerden, ölümlerden, katliamlardan, savaşlardan, kıtlık bilinçlerinden. Ama içimizden bir görev, bir vazife bilinci çıkacak ve biz yeniden doğacağız. İşte bu Tor yasaları. Anadolu Torların ülkesi. İşte bu söylediklerim Anadolu'nun batini sırları. Hakikat perdesine yansıyanlar. Yani hakikatin hakikatine en yakın bilgi, batini sırları. Evet. Şimdi Anadolu güçlü topraklar.
Anadolu verimli topraklar ve bizler de bu iş için buradayız. Güneşin doğması çok yakın. Tabii bu yakın, uzak yakın ya da çok yakın anlamında değil. Ben zamanını bilemem. Hiç kimse bilemez. Yani Allah'ın hükmü bilgisini sadece Allah bilir. Hani kadim sufiler der ya, Allah Allah'lığını peygamberlere bile vermemiş. O yüzden insanoğlu zamanı bilemez. Ancak tahmin edebilir ama kesin ve net zaman sadece onun hükmünde. Evet. Şimdi dünya insanlığı ne ile sınav halinde biliyor musunuz? Yani bizi izleyen dostlarımız, Kerem Bey. İnsanlık şu anda büyük bir sınav halinde. Neyden sınav oluyoruz? İnsanlık kendine koyduğu yasaklarla başı dertte. Çünkü bu yasaklar insan elinden çıktı ve insanlığın sınav sorusu oldu. İşte tüm insanlığın ve akabinde sizin, benim, hepimizin sınav sorusu kendi koyduğumuz yasaklar. Ama sistem, yani ilahi yasalar yasak koymadı. Ancak deneyim sahaları açtı. Her şey yenilenir ve tazelenir yasası. Her zaman telafi mekanizması yasası işlevseldir. Yani yapıp ettiklerinden sorumlusun yasası ve telafi yasası işliyor. İlahi kanunlar yazgısını eline verdiği insanı sınava tabi tutmaz. Deneyim sahaları açar, sonsuz kere sonsuzca. Ancak insan zihni o kadar fanilikle meşgul ki ölümsüzlüğünü unuttu gitti. Oysa hayat sonsuz. Biz sonsuz kereler yeniden yeniden kendi bedenimizin içerisinde, kendi bilincimizde doğuyoruz. Her nefeste, bu yayın bir saat önce başladığında da biz başka bir insandık. Şu an başka bir insana dönüştük. Çünkü her an tazeleniyoruz. Her an yeniden doğuyoruz. Yeniden doğum bilinci bu. Bir anka kuşu Eğer gibiyiz yani. evet. Eğer insan sonlu olduğunu düşünüyorsa Allah'ın yaratma eylemine ters düşüyor demektir. Ben sonluyum, faniyim, ölümlüyüm, öleceğim, gideceğim diyorsa onun yaratma gücüne ters düşmüş olur. Yani ilahi kanunlara ters bir hareket, uyum sağlamış olmaz. Evet. Sınava ilahi sistem yaratmadı. Sınavları onlar yaratmadı. Biz yarattık. Yani insan yarattı. Kapıları, kilitleri, anahtarları da elinde. Yani kapının kilidi bizde. Kapıları biz örttük. Yasakları biz koyduk. Şu günahtır, şu sevaptır dedik. Kendi başımıza dert aldık. Ve şu an onlarla boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Oysa ilahi irade yasaları deneyim sahaları açıyor. Her an deneyime tabi, sınava değil aslında. İşte kapıları açmak ve yeni deneyimler yaşamak, zihni genişletmek hepimizin görevi. İşte Anadolu insanı bunu anlayacak, bunu anlatacak ve öncü olacak tüm dünya insanlığına. Bunun için burada ve hepimiz buradayız. Hepimiz. Dünya çok güzel bir gezegen. Coşkun akan nehirler, ormanlar, bol oksijen, masmavi deniz, gökyüzü, güneş hep parlak. Peki hangimiz farkında? İşte farkında olma zamanı geldi. Anadolu insanları bunu anlatacaklar. Bu akşamki anlatacaklarım bu kadar ama yine bir şey söyleyeceğim burada. Birkaç haftaya kadar benim Demos yayınlarından çıkacak bir yeni kitabım var. Aslında yeni değil. Atlanta İşaretli Çocuklar. Oradan bir alıntı okumak istiyorum. İşte 5 yıl önce bu Londra'dan yayınlandı ve tüm dünya Aa, çok güzel. Türkleri aldılar, okudular ama Anadolu'da ilk defa, yani Türkiye'de ilk defa işte birkaç hafta sonra yayınlanacak. Orada hem Atatürk ve 23 Nisan'ın batıni sırları var, hem 15 yaşında işte Bilga isminde genç bir kızın sıra dışı bir öyküsü. Bilga aslında bir zaman gezgini. Zamanın farklı boyutlarında geziyor. Atatürk'le karşılaşıyor. 23 Nisan'ın batıni sırlarını veriyor. Çok değişik bir kitap, öykü kitabı.
5 yıldır dünyada satılıyor da ilk defa Türkiye'de çıkacak. Şimdi orada ben bir şey yazmıştım, bir ilham vasıtasıyla. Diyor ki kitapta, Türk mavisi gözlüler, lakin gözü kara olanlar. Gelmişler kökü ile Anadolu topraklarına. Bir ruh ve yaşam getirmiş onlar. Bir ırkın soyundan olanlar. Steplerden gelmişler kökü ile Anadolu topraklarına. Bir ruh ve yaşam getirmiş onlar. Bir ırkın soyundan olanlar. Benim bu akşam anlatacaklarım bu kadar. Neslihan Hanım demiş ki Titüs Tüneli'nin yıldız geçidi olma ihtimali nedir demiş. Bu geçenki programla ilgili soru sanırım. Tetris tünelinde zaten şimdi resmi aslında göstermem lazım, o bazen yayınlıyorum da. Orada gerçekten böyle zaman boyutunda olan bir yer var, çok ilginç. Bir göz şeklinde, yani bir kafatasının, hani eti olmayan kafatasının, kemik kafatasının iki gözü gibi. Sanki orası zaman tüneli gibi. Ben ilk gördüğümde ilk aklıma gelen oydu. Sonra birkaç kişiden daha duymuştum. Tabii bu bir inanış ya da aklımıza gelen bir şey. Niye olmasın, olabilir. Yani dediğim gibi tünellerde zaman ve mekan kaymaları mevcut. Yani tünele girdiğinizde dediğim gibi işte 300-400 kilometreyi birkaç saatte gidebiliyorsunuz. Çok kısa bir mesafede. Orada bir zaman ve mekan kayması, yaşanması muhtemel. Hani ben gidip görmedim ama yaşamadım, ama bunu yaşayanlar, anlatanlar, çok fazla sayıda insan var yani, anlatıyorlar zaman ve mekan kaymalarını. O yayınımız da bayağı güzel tepkiler aldı açıkçası. Ve sonrasında da benzer konuları işleyen bazı dostlarımız da oldu tabii ki. Ne güzel insanlara bu konuda da yol açıyor olmak konu babında hoş gerçekten de Tabii. ve güzel Zaten yorumlar da geldi yani altına YouTube adreslerimize. evet, günümüzde zaten içerik üretmek çok zorlaştı. Yani neredeyse konuların azaldığı, yani isim bulmakta zorlandığı ya da konu bulmakta zorlandığı bir zamandayız. İçerik üretmek çok zorlaştı. O yüzden hani benzer, yani yeni bir konu anlatıldığında hemen benzerlerinin hemen yapılması güzel bir şey aslında. Evet, farklı görüşler, farklı anlayışlar, farklı fikirler, farklı düşünceler. Ne kadar güzel. Keşke hep böyle olsak. Hani Kesinlikle. keşke hep böyle olsa. Evet. Yani belli seviyede güzel tartışmalar oluyor. YouTube sayfamızdan da Bir Garip TV'den de baktığımda benim de çok hoşuma gidiyor. Hani seviyeli tartışmalar, hatta insanlar Evet. birbirlerine fikirler vermeleri o da hoşuma gidiyor açıkçası. Zaten Şimdi benim geçen hafta anlattığım Antakya ile ilgili şeyler batıni sırlardı. Yani bazıları yazıyor işte biz Antakyalıyız, işte üç göbektir, ama bunlardan hiç haberimiz yok. Zaten benim anlattığım böyle herkesin ulu orta bildiği şeyler değil. Batıni sırlarını açıkladım ben. O zaten herkese anlatılmıyor. Üç göbek değil, 10 göbek de oralı olsanız zaten bilinmiyorsa bilmiyordur. Sadece batıni sırlarını açıklamaya çalıştım bildiğim kadarıyla. bu süreci kolaylaştırmak adına insan kendi için nasıl bir yol izlemeli, ne yapmalı demiş Meyra Hanım. Sakin ve sabırlı olmak, kanaatkar olmak, bir de bu kıtlık bilincini artık bertaraf etmek. Bu bir travmaya dönüştü bizde. Yani biz travmatik bir ülke olmaya başladık. Yani travmatik insanların olduğu bir ülke haline dönmeye başladı. Yani ülkemiz çok zengin, aç kalmayacağız. Yani hiç mi evinizde patates yok? Yani kıtlık bir zamanda yaşamıyoruz. Yani patatesi dördüye bölseniz bir patates size 2,5 kiloya yakın bir patates veriyor. Ve bir insan metabolizması hayatı boyunca sadece patates yiyerek yaşayabilecek bir donanımda. Yani patatesin gücü bu. Patatesin kabuğunu da dikseniz size patates verir. Bunun gibi. Yani kıtlık diye bir şey yok. Böyle bir bilinç yaratılıyor aslında. Öncelikle bunu kafamızdan, bu travmatik bilgiyi artık atmamız lazım. Bir bolluk ve bereket, gerçek bir bolluk ve bereket düşüncesine sahibiz. Yani hani rızkı veren Hüdadır der eski zaman insanları, benim anneannem, işte benim çocukluğumda. Evet, öyle, rızkı veren Hüdadır. Neden o zaman ona teslim olmuyoruz? Hani İncil'de de yazıyor, Hazreti İsa diyor ya, kuşlar yarın ne yiyeceğini düşünmez. Onun için biriktirmezler. Hani tamam, hiçbir zaman kuş gibi olmayacağız.
Ama en azından bu bilinçten dünya zaten yeterince negatif ağırlıklarla meşgul. Biraz da biz katkı yapmayalım yani. Korkumuzu, nefretimizi, kinimizi, işte o işte hiç olmadı o kıtlık bilincini falan onları beslemeyelim. Yani yapabileceğimiz en güzel şey hiçbir şey yapamıyorsak bari negatif üretmeyelim. Pozitif şeyler üretelim. Hiç olmadı tesbihte, Bismillahirrahmanirrahim'de tesbih çekelim. Yani hiçbir şey elimizden gelmiyorsa. Pozitif anlamda iyi şeyler düşünerek besmeleyi de tesbihle çekmemiz mümkün. Yani pozitif yaratmaz. Ya ben pozitif yaratırken çok zorlanıyorum. Olabilir. Güzel dualar var. Dualar okunabilir. Güzel etkinlikler var. Onlar mesela bir resim sergisi izlenebilir. YouTube'dan herhangi güzel videolar, müzik dinlenebilir ya da video izlenebilir, konuşmalar izlenebilir. Kendi içimize dönmemiz gerekiyor aslında. Biz kendimizden çok uzaklaştık. Ama şu da bir gerçek ki ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, görev bilinci geldiği anda hepimiz aynı anda değişebiliriz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek bir şey. İşte sevilmeyen, hor görülen bir insan bir anda ayağa dikilip bir alim, yani bir zalimden bir alim de ortaya çıkabilir. Hiç belli olmaz. Anadolu'nun toprağı kimi adam edeceğini bilemeyiz. Yani Anadolu toprağı adamı adam eder. Bunu unutmayalım. Yani adam kelimesi çok kıymetli bir kelimedir Güzel bir aslında. söz, evet. Evet, erkek ya da kadın, kız değil, adam. Hani kadın da adam. Adamlaşabilir. Yani adam kelimesi. Hani Atatürk'ün şiirinde olduğu gibi Türk bütün adamların birliği. O adam kelimesi çok önemli bir kelime. Yani Anadolu Hapsedecek. toprakları adamı adam edecek. Evet, ediyor da zaten şu anda. Anadolu bu bilinci dünya dışı varlıkların yardımıyla mı düzeltecek ya da yeniden doğacak diye sormuş Ümmü Her Hanım. şey bize bütün kainat bize yardım ediyor. Atom altı partiküllerden dünya dışı uygarlıklara kadar. Boyutlar arası varlıklara kadar bizler ordusu, Allah'ın gayb orduları, erenler bu dünyadan gelmiş geçmiş, onlar ölüp gitmedi, toprağa karışmadı, yok olmadı, peygamberler, onlar ölüp gitmedi, onlar hala da varlıklarını sürdürüyorlar farklı bir boyutta. Onlar her biri zaten var güçleriyle bu yardımı yapıyorlar. Başka kainattan, başka yerlerinde yaşayan üstün ırklar, üstün vazifeli ırklar da bunu önder oluyorlar. Gerek fiziksel görünürler, gerekse ilhamsal olarak, hiç olmadı rüya kanalıyla, içe doğuşla bir şekilde ulaşıyorlar. Korkmayana, kendiyle barışık olan, kendi hakikatiyle karşılaşan ya da kendini bilen, farkındalığı yüksek insanlarla zaten onlar farkında, biliyorlar bu irtibatta olduklarını. Bunda korkulacak bir şey yok. Yani Allah'a teslim olan ya da Yaradan'a teslim olan, Tanrı'ya teslim etmiş kendini insanların korkacak hiçbir şeyleri yok. Onlar üstün insanlar zaten, üstün boyutta. Kendini teslim edenler üstün boyutta. Hani diyor ya, et kemiğin ya da malın mülkün üstünlüğü olmaz. Ancak insanın kendini teslim etmesi, iman, iman hali, iman üstü iman ve üstün şuur ve bilinç hali insanı üstün yapar. Ama bu üstünlük ve kibir ya da ego değil. Olabilir olmayabilirdi. Hepimiz zaten herhangi bir kahramana, herhangi bir şimşek parlamasına ya da bir parmak şıklatmasına herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Kimse böyle kahramanlıklarla soyunmasına da gerek yok. Biz kendi içimizde, kendi yüreğimizde zaten o uyanışı gerçekleştiriyoruz. Hepimiz kahramanız ya da hiçbirimiz kahraman değiliz edasıyla. Tabii aramızda dünya insanlığının genelinde çok zeki, daha fazla ilham alan ya da farkındalığı çok yüksek ya da IQ'su çok yüksek İnsanlar mevcut. Onların zaten ışığında yürüyoruz. Çok güzel canlı yayınlarında kendilerini ifade ediyorlar. Kitaplarında güzel şeyler anlatıyorlar. Bunun farkındayız zaten. Bunun bilincindeyiz. Ama insana önderlik yapacak ancak insan kendisi onu bulmalı. Yani içine siniyorsa ve ben bunun yolundan gidersem iyi olur benim için. Bir süreliğine olur.
Ama sonsuza kadar değil. Her zaman insan değişimi ve dönüşümü açık, yenilenmeye ve tazelenmeye açık olduğu için önderlerimiz de bir süreliğine bizi misafir edecekler ya da biz onların peşinden gidebiliriz. Ama onun dışında sonra yine kendimizle baş başayız. Evet. Kendi ışığımızı yakarsak tabii daha iyi olacaktır. İnsan doğmadan önce tüm bilgeliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Sizce doğru mu demiş? Tabii ki öyle. Biz doğmadan önce ve öldükten sonra her şeyi bilgisine vakıfız. Önemli olan bedenliyken hatırlayabilmek. Zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Biz dünyada herhangi bir şey öğrenmiyoruz. Ya da kimse size bir şey öğretmiyor. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Hiç kimse öğretici değil, öğretmen de değil aslında. Üstad ya da hoca ya da falan değil. Bizi hatırlatıyorlar. Yani biz sadece bu dünyada hatırlıyoruz. Neyi duyuyorsak, neyi anlıyorsak, neyi bilmişsek ancak hatırlama boyutundayız. Yani bizim levh-i mahfuz kayıtlarında her türlü bilgimiz kayıtlı. Doğmadan önce ve öldükten sonra yani beden tesirinden, bedenin madde tesirinden kurtulduğumuz vakit ama bu kurtulma böyle kaçma değil. Kurtulma dediğim o tesirin hegemonyasından ya da hükmünden çıktığı vakit daha kolay hatırlayabiliyor. Ama bedene bağlandığı zaman odağı daralıyor ve maddenin cazibesine kapıldığı için bazı şeyleri hatırlayamayabiliyor. Çünkü maddenin hakikati bu. Oyalamaca, arizi ve geçici durumlar yaratma, elinde tutamama, kayıp gitme, yani peşinden sürükleme, bir albeni, bir cazibe, bir hoşluk yaratma. Maddenin kanunu bu şekilde. O yüzden bizi oyalıyor, bizi aldatıyor, bizi meşgul ediyor. O yüzden biz hakikatimizi tam olarak hatırlayamıyoruz. Dünyaya geliş amacımızı unutuyoruz. Ne zaman hatırlıyoruz? İşte büyük darbeler aldığımız zaman, büyük şoklar yaşadığımız zaman, gerek fiziki, gerekse manevi şoklar. Terk edildik mesela. Ya da çok yakınımız vefat etti. Ani şoklarda bir anda nefsten uzaklaşıp başka bir kimliğe, başka bir hale bürünüyoruz. İşte o hali biraz gözlemleyebilsek tekrar nefse yakınlaştığımızda nefsi daha rahat kontrol edebiliriz aslında. Ajda Hanım sormuş. Anadolu dışında doğanlar da bizler ordusuna dahil olabilir mi diye. Tabii ki Anadolu kökeni. Diyoruz ya bir ruh ve yaşam getirmiş, bir ırkın soyundan olanlar. Yani kandan ve candan. Yani illaki diyelim ki Amerika'da yaşıyor ve hiç Türklerle bağlantısı yok, Anadolu'yla bağlantısı yok. Ama o ışığı yakalamış olabilir. Hani diyor ya Atatürk, Türk bütün adamların birliği. Türk deyince akla hemen Anadolu geliyor. Yani Türk'le Anadolu bir bütün. Anadolu aslında bir bilinç. Yani yenilenmenin ve tazelenmenin dünyanın neresinde olursa olsun o yenilenmeyi ve tazelenmeyi yapabilen herkes Anadolu'da yaşıyor demektir. Ya da Anadolu'nun tesiri altındadır. Çünkü o Anadolu toprakları sürekli yayın yapıyor bir radyo vericisi gibi. Ve bunu hissedenler alabiliyorlar. Günün son sorusunu değişik bir soruyla bitirelim. Kitabınızda okuduğunuz bölümde mavi gözden söz ettiniz. Önemi nedir? Siz de Atatürk'te mavi gözlü ilgimi çekti diye sormuş Dilek Hanım. Türk mavisi gözlüler. Yani Türk mavisi gözlüler sanırım Atatürk'ü temsil ediyor ve bazı işte başka boyutlardan gelenlerin işte göz renklerinin mavi olduğu söyleniyor ve mavi göz genelde çok zor bir renk. Hani yeşil, kahverengi ya da işte ela göz ya da siyah göz daha yaygın, mavi daha az ama genelde şu anda da çoğalmış gibi geliyor bana bilmiyorum ama mavi gözlerin tabii ki büyük bir sırrı var ama gözü kara olmak gerekiyor. Yani renginin mavi olması değil de ruhunun o mavi boyutta olması gerekiyor. Evet. Mavi renk zaten çok ezoterik bir renk. Ruhsal bir renk. Yani gözümün işte mavi olması ya da yeşil olması ya da siyah olması değil. Türk mavisi gözlü ama gözü kara. Yani bizim gözümüzün kara olması daha önemli. Ağzına nefesine sağlık diyorum. Vallahi Estağfurullah. yani ne diyeyim, diyecek söz yok. Yine harika bir akşamdı Kevser Yeşiltaş'ta.
Yine derinlere daldık. Yine gözümüzü kırpmadan izledik söylediklerinizi. Gerçekten güzel konulardı. Gerçekten Anadolu'nun bilmediğimiz sırlarını bu akşam size öğrenmiş olduk yine Kevser Hocam. Estağfurullah. İşte parçaları birleştirdik. Parçaları birleştirince ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Bölük pörçük olunca anlamakta insan biraz zorlanabiliyor ama parçaları toparladığında asıl sır orada zaten. Büyük resmi görebilmek. Ve bu saate kadar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Saygı ve sevgiler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.